Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği olarak mülteci sahasına çalışan bir dernek olarak Mehmet Özhaseki'nin yaptığı, bugünkü yaptığı açıklamaya ilişkin konuşmak istiyoruz. Mehmet Özhaseki'nin açıklamasında mültecilerin Türkiye ekonomisine Gaziantep gibi şehirlerden başlayarak ciddi bir katkı olduğuna ilişkindi. Bu tarafından bakıldığında bu açıklama, buraya kadar bakıldığında bu açıklamanın aslında doğru bir açıklama olduğunu düşünüyoruz. Ancak yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yeterli olmadığı kısımlara gelecek olursak da çünkü mülteciler sadece Türkiye'de ekonomiye katkıda bulunmuyor. Katkıda bulunmakla beraber kimi sektörleri yeniden canlandırdığını da söyleyebiliriz. O yüzden bu açıklamanın fazlası yok, eksiği var derken de bunu kastediyoruz. Evet, mülteciler Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar ama katkıda bulunmakla yetinmeyip kaynakçılık, delicilik, tekstil, inşaat gibi sektörlerde ve Afgan popülasyonu tarafından baktığımızda da özellikle tarım ve hayvancılık gibi sektörleri yeniden canlandırdıklarını iddia edebiliriz sağdan verilere bakarak. Ancak bu katkıda bulunma durumlarını biraz açacak olursak ya da yeniden canlandırma durumlarını, mültecilerin hangi şartlarda ekonomiye katkıda bulunduklarını ya da bu yerli emek grupları tarafından aslında çok da tercih edilmeyen ve kendilerinin emeğiyle beraber yeniden canlanan bu sektörlerde hangi şartlar altında çalıştırıldıkları çok daha önemli gibi duruyor. Çünkü Afganlara baktığımızda zaten ülke genelinde kayıtsızlık oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu kayıtsızlık oranının kendisi çalışma hayatında da kayıtsız olarak istihdam edilmelerine neden oluyor ve dolayısıyla bir hak kaybı oradan başlıyor. Afganlar dışındaki mülteci popülasyonuna baktığımızda da onlar kadar ciddi bir kayıtsızlık olmasa bile istihdam bakımından onların da ciddi anlamda kayıtsız istihdam edildiklerini görüyoruz. O zaman diyebiliriz ki biz dünyamız olarak sahadaki bulgularımıza bakarak mülteci grubu Türkiye'de kayıtsız istihdamın konusudur aslında. Dolayısıyla ÖSSEK'in işaret ettiği katkıyı kayıtsız istihdam tarafından yapmak durumunda kalıyorlar. Bu kayıtsızlık hali, yani istihdam bakımından kayıtsız olma durumu kendilerinin yaşam hakkına varacak kadar temel hak ve özgürlüklerini aslında ihlal eden bir şey. Çünkü yaşanan iş cinayetleri, iş kazaları, işte telaffuz edilen ücretin kendilerine ödenmemeleri gibi pek çok noktada ellerinde bir hukuki zeminin olmaması, ki bu da kayıtlı olarak çalışmaktan başlayan bir hukuki zemindir. Bunun olmaması kendilerinin biraz önce de bahsettiğimiz gibi yaşam haklarına, ihlaline gidecek kadar bir hak mağduriyetine neden olmakta. Dolayısıyla en başından bu kayıtsız istihdamın devreden çıkartılması gerekiyor mültecilerin yaşadığı. Bir diğer taraftan da yerli emek gruplarının daha önce çok talep etmese bile Türkiye ekonomisinin geçtiği zorluklara baktığımızda şu an tercih ettiklerini düşündüğümüzde de aralarında ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu ve bu rekabetin sanki bir rekabet mülteciler yaratıyormuş gibi kendilerine bir nefret olarak dönmesinden bahsedebiliriz. Konunun bu tarafı da Türkiye'deki toplumsal uyuma ve toplumsal kabule zarar vermesi açısından çok önemli. O zaman diyebiliriz ki ÖSSEK'in dediği gibi mültecilerin emeği evet Türkiye ekonomisine bir katkı ama sosyal uyuma rağmen de bir katkı olmuş oluyor. Bu yönüyle de çok önemli bir konu ve bu yönünün aslında konuşulması ve düşünülmesi gereken bir konu. Toparlayacak olursak Afganların en başından kayıtsız olma halleri ve mülteci kesiminin istihdam bakımından kayıtsızlığı onların Türkiye'deki ekonomik alanda ciddi anlamda sömürülmelerine ve yerli gruplarla aralarında rekabete neden olmakta. Türkiye toplumsalı bakımından da ciddi bir sosyal uyum problemine işaret etmekte. Ama dahası bir insan hakkı, en temel insan hakkı ve özgürlüğünden olan çalışma hakları bakımından da bu grubun sömürüldüğü anlamına geliyor. Devletin ve sermaye gruplarının bu anlamda ciddi bir sessizliğinden bahsedebiliriz sahada. Gerek mültecilerin çalışmasıyla ilgili düzenlemelerin yetersizliği,
gerek var olan yetersiz düzenlemelerin uygulanmasına ve denetlenmesindeki yetersizliği bakımından devletin sessizliğini düşünüyoruz, sessiz kaldığını düşünüyoruz. Ve sermaye gruplarının da tabiri caizse işine gelen bir aralık olduğunu düşünüyoruz. Bir an evvel mültecilerin istihdamı, onların sadece ekonomiye olan katkısı perspektifinden çıkartılıp daha insan hakları perspektifine uygun bir yere çekilmeli. Bir diğer taraftan da Türkiye toplumsalında barış içinde bir arada yaşama eksenine çekilmeli.